Tamam. Bekliyoruz. Boz diyoruz. Boz diyoruz. Boz diyoruz. Tamam eskiden tamam beyler. Hayır abi. Bekliyoruz. Okay. Hocayı da alalım. Hocayı almıyor mu? Gerek yok yavaşlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir dakika. Buradayız. Ha, inanılmaz mutluyuz tabii ki. En sonunda camiamıza bu kupayı armağan edebildiğimiz için çok mutluyuz. Çok uzun yıllardır tüm Fenerbahçe camiası başkanımız bizden bu kupayı bekliyordu. Gerçekten bunu başarabilmek bize nasip oldu ve çok şükürler olsun ki kupamızı müzemize koyabileceğiz. Fenerbahçe basketbolda hem erkekler hem kadınlarda Avrupa'da çok iyi işler yapıyor. Ama dediğiniz gibi kadınlarda bu bir türlü o son hamle gelmiyordu. Bu final öncesinde bir stres oluşturulmuş muydu? Evet tabii ki. Yani biz her zaman söylendiği gibi dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Bunun ötesi yok. Bizim sadece futbol takımımız inanılmaz taraftarları olan bir şube ama aynı zamanda erkek basketbolun ve kadın basketbolun, voleybolun birçok taraftarı var. Hepsi bizi destekliyorlar. Bu bir kere dünyanın en büyük kulübü olduğumuzu gösteriyor. Ülkenin neresine gidersek gidelim bizi yalnız bırakmıyorlar. Nitekim Prag'da da inanılmaz Türkiye'de gibi oynadık maçı. Salonun yarısından çoğu Fenerbahçe taraftarlarıyla doluydu. Çok mutlu olduk. Böyle bir kupaya sahip olduğumuz için de çok mutluyuz. Yani şöyle bütçeyle ilgili tabii ki herkesin sıkıntısı var. Biz de kulüp olarak sıkıntılar çekiyoruz. Başkanımız çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Yöneticilerimiz çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Tüm camiamız yapıyor. Biz hiçbir zaman hedeflerimizden vazgeçmek istemiyoruz. Bunu hep korumak istiyoruz. Yıllarca bu yatırım hiçbir şekilde bitmedi, devam etti ve herkesin artık bu emeğinin bir karşılığı olmuş oldu. Şu anda 9 tane oynamış olduğumuz Final Four'un da artık ayrıca çok büyük bir değeri oldu bununla beraber. Demek ki biz devamlılığı çok yüksek bir kulübüz. Bunu gösterdik tüm spor severlere. Başkanımız da zaten bu işi sadece aldık ve bitirdik olarak bakmıyor ve gidebildiğimiz yere kadar yapabildiğimiz Fenerbahçe olduğu sürece kadın basketbol takımı da her zaman var olacaktır en yüksek çıtada. Şu andaki durum da bunu gösteriyor. Ama tabii şimdi şampiyonluğun verdiği bir şeyle artık markette de daha çok sponsor bulabiliriz diye düşünüyorum. Bizi daha çok destekleyecek sponsorlar bulabiliriz diye düşünüyorum. Bu da bizi birazcık daha rahatlatır. Buradan da ayrıca tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Başta isim sponsorumuz Alagöz Holding olmak üzere. Smart Teknolojileri, Yükselen Çelik, Yemek Sepeti. Onlar bizlere inanılmaz destekler verdiler. Dışarıdan adını kullanmadan destek veren insanlar oldu. Bu takımı çok sevdiği için. Herkese binlerce kere teşekkür ediyorum. Biz aynı çok profesyonel bir kulübüz. Aynı zamanda çok amatör bir ruha sahibiz. Gerçekten bizim yanımızda olan ve bize destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah 100. yılda iki kupanın da sahibi olarak kazanarak o zaman çıkarabiliriz. Ama şu andaki takvimde bu aralar keyif zamanı değil çalışma zamanı ve tüm hızıyla hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yani odağımızı hiçbir şekilde kaybetmedik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Bizim için çok önemliydi. Çok iyi mücadele ettik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yani ben geçen yılda İstanbul'da kaybedilen finalde de kadrodaydım. Baskı tabii ki oluşturuyor. Stresliydi bizim için ama takım arkadaşlarım yani sağıma soluma baktığımda bu bana her zaman çok güven veren bir Final Four'du. Hani birbirimizi hep böyle motive ettik. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki çok mutluyum. Türkiye her zaman
kadını her zaman burada olmayı hak ediyor bence. Bunun da yatırımını yapan kulüplerin olması, kulüplerimizin olması, Fenerbahçe bunu çok uzun yıllardır yapan bir kulüp, bir spor kulübü. O yüzden çok mutluluk ve gurur vericiydi aslında Türk finali oynamak. Şimdi Türkiye Ligi zaten basketbolda, kadınlar basketbol liginde gerçekten kaliteli bir lig. Bu bana gurur veriyor tabii ki. Bizim zaten hedefimiz Euroleague'den sonra Türkiye Ligi şampiyonluğuydu. Türkiye Ligi şampiyonluğunu da kazandıktan sonra ikisinin beraber sevincini yaşayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hemen konsantre olmaya, hemen çalışmaya başladık. Böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun.